Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz. Yunanistan DLC'miz geldi. 6 dolarlık fiyat etiketiyle çıkış yaptı. Ve bir de etkinliğimiz var. Bütün detayları vereceğim ama şu şekilde bir ödül gelecek. Baykuş Peluş. Ve burada görmüş olduğunuz tır kaplaması gelecek. Haydi videomuz başlasın. Evet, şimdi hemen şöyle bir tırın içine geçelim. Size şu şekilde göstereyim. Etkinlik sayfamız. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki hesabınızı World of Trucks'a bağlamanız gerekiyor. World of Trucks'a bağlayınca zaten etkinlik sizde açılıyor. Canlı etkinlikler. Hemen detayları şöyle bakalım. İşte burada listede görmüş olduğunuz, bakın tiksiz görmüş olduğunuz üzere Atina, Kandiye, Hanya, Sakız Adası, işte Rodos Adası, Midilli Adası, şu listedeki şehirlere 200 kilometre üstü karayolu ile olmak kaydıyla yük taşıyınca etkinliğimiz olacak ama ben şu an Atina'dayım. Selanik'e yük aldım. Meyve suyu konsantresi götüreceğiz ama çift işaretleyecek mi onu ben de bilmiyorum. Onu hep birlikte göreceğiz. Şuradan işlere geliyoruz. Harici sözleşmeler diyoruz. Harici sözleşmelerden almanız gerekiyor. Ben güzergah mesafesini seçtim. Mesela Atina'dan Midilli. Ne diyor? Karayolu 10 kilometre. Bunu atlıyoruz. Tabi ben seçtim ama size göstermek için tekrar girdim. Midilli 29 kilometre. Atina'dan Atina'ya zaten kısa. Şöyle biraz ilerleyelim. Tırhala 322 kilometre. Mesela bu da olur. Hemen teslimata başla diyorsunuz. Dorsenizi yüklüyorsunuz ve teslimatınıza başlıyorsunuz. Haritamıza da yakından bakalım. M'ye basayım şöyle bir. Güzel güzel. Umarım şehir manzaralarıyla karşılaşırız gezerken. Şöyle Selanik'e 449 kilometrelik bir yolumuz var. Meyve suyu konsantresi taşıdığımızı söylemiştim. Şuradan çıkacağız. Tabii ki de isterdi ki gönül otoyoldan sürekli gitmeyelim. Ara yollar, dar sokaklar falan olsun ama şurada bir gözüme çarpan yer var. Galiba burası ara yol ama toprak mı bilmiyorum. Genellikle otoban gibi gözüküyor. Hemen şöyle bir aracımızı kontağını açıp çalıştıralım. Şöyle özellikleri kapatmıştık. Şunları da açalım. El frenimizi indirip farları açalım. Haydi bakalım. Çıkış nereden? Buradan. Bayağı da akşammış ya. Neyse bakalım ilerleyelim. Saatimiz de 22.57. Yani 11 civarı. Sol taraf kapalıymış zaten. Şöyle uzunları yakarak gideyim. Çok kapalı. Kapalı olsa da trafik akıyor. Bakmakta fayda var. Arkadaşlar ödül olarak Baykuş Peluş bize gelecek. Diğer tır kaplaması veya tam tersi. Unuttum şu an. Topluluk 200 milyon kilometre gibi bir ibare görmüştüm. Topluluğun tamamlamış olduğu kilometreden sonra gelecek. Yani siz oynayabildiğiniz kadar oynayın. Tek yapmanız gereken bu. Yükleri tamamladıktan sonra oynayabilirsiniz. Sol serbest, sağ serbest. Emmi ben bir geçeyim dur. Zaten kırmızı da yanıyormuş sana. Buradan sola. Güvenemedim. O yüzden geniş aldım. Otomatikte kullanıyorum. Düz vitesi seçmedim bugün. Rahat olması açısından. Zaten günümüz yeni çıkan araçlar da otomatik. Hep otomatik. Kaç tane gördüysem az kaldı galiba. Var mı manueli? Vardır illaki de. Bilmiyorum var mı? Vardır illaki dedim ama. Merak ettiğim şu anda bakalım çift sayacak mı? O önemli. Yani çift saysa da saymasa da biz bu yükleri bir şekilde tamamlayacağız. ...90 kilometre hız sınırımız var. Her etkinlikte olduğu gibi 90'ı geçemiyoruz. Ben de bayağıdır oynamıyormuşum ETS'yi. Birkaç ay oldu. Gerçi bir ara girmiştik konvoy olarak ama yakında konvoy videolarımız da gelebilir. Peron yaptığımız. Türkiye haritası zaten çalışılıyor. Daha şehirler gelecek. Onu ben de yükleyip bakacağım. Şöyle bir hızımı sabitleyeyim artık. Kendisi takılsın.
Tabii ki de o Türkiye haritasını yüklemek için bütün DLC'lere sahip olmanız gerekiyor. Ne yazık ki. Ama alın. Ben mesela çoğu oyuna tamam alıyorum vesaire ama hani diyorum bazen lan gerek var mıydı aldık ama. Yani bu tür ikileme düşebiliyorum ama ETS'de ve ATS'de bu olmuyor. Çünkü ETS'yi online olarak da oynuyoruz. Etkinlikler geliyor. World of Trucks'tan aldığınız DLC'ye özel etkinlikler de gelebiliyor. Mesela ATS tarafında. Onların da videolarını çekmeye çalışacağım. Elimden geldiğince başka oyunlarda oynadığım için çok fazla vakit ayıramıyorum. FPS'imiz görmüş olduğunuz üzere kapatmadım onu ki bakmak isteyenler ne diye de soracak olanlar olursa MSI Afterburner'ın bilgi ekranı sol üstte değerlerimiz yazıyor sıcaklık ve aldığımız kare hızımız FPS'imiz. Gayet akıcı. FPS'imiz optimizasyonundan kaynaklı olsa gerek. Oo, otomatik retarder açıyor. Gaza basarsak kapatıyor. İyi bari. Biraz hızlansın. Gaza basmazsanız otomatik retarder çekiyor arkadaşlar. Otomatik retarder kapalı bende. Ama 90 km hız sınırı olduğu için yapıyor bunu. Gaza basabilirsiniz. Önemli değil. Hız adaptif hız sabitleyici devre dışı kalmayacaktır. Fren atarsanız çıkıyor devreden. 130 dedi. Daha hızlanın artık. Çıktık ya. Uzunlarım da açık. Neyse ben bir sola atayım kendimi. Bunlar yavaşladı. Hızlanmayacak. Çok karanlık olduğu için uzunları açarak gidiyorum. Oyun içi bahsediyorum bu tür bilgilerden hep size. Bahsetmek istediğim bir şey de yapay zekayı galiba biliyorsunuz ki videolarımı izleyenler biliyordur. Hep eleştiririm şu trafiğin yapay zekasını. Galiba gelen bir özellik var. Mesela önümüzde araba gidiyor. Çat 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 selektör attık. Kaçıyor önümüzden. Birkaç defadır bunu tespit ettim ama emin değilim. Galiba geliştirmişler. O güzel bir özellik olmuş ama gene de tam bir trafik havasında değil yani. Ama ne diyoruz? Buna şükür diyoruz. Zaten ETS Türkiye tarafında güzel işler yapmaya başladı, el attı ama bir türlü şu Türkiye haritasını Road to Black Sea mesela bir genişletseler biraz daha şöyle çok güzel olacak ama bir sonraki videomuzda Yunanistan'a giriş olabilir. Ama şu etkinliği tamamlayalım. Bunu tek videoda göreceksiniz. Merak etmeyin. Birden 15'e kadar tamamlayıp tek video halinde sunacağım sizlere. Hediyemizi hep birlikte alacağız. Öyle işte arkadaşlar. Alın çayınızı, kahvenizi. Yaslanın arkanıza. İzleyin, yolu izleyin. Bir de gündüz olsaymış iyiymiş. Neden gündüz seçmedim? Yükü bulunca yapıştırdım direkt. Çift sayacak mı onu merak ettiğim için yaptım. Yoksa gündüze çekerdim onu konsoldan. O şekilde giderdim ama atmosfer otoban yani şu anda. Umarım şehir içine girince güzel manzaralarla karşılaşırız. Oyunda herhangi bir kasma donma yok. Güzel güncelleştirmeler geldi. Her ne kadar FPS'imiz düşük olsa da stabilizasyon iyi gibi duruyor. Önceden çok drop yiyordu. Gerçek anlamda yani. Bir yandan da kayıt aldığım yayını kontrol ediyorum arkadaşlar. Hani neden sola bakıyorsunuz diye soracak olanlara şimdiden cevap olsun. Kişilere yaklaşıyoruz. Ah, retarder yok ki çekeyim. Retarder kolum kırıldı arkadaşlar. Kraker gibi maalesef indir kaldıra çok fazla dayanamadı. Çok sert kullanmam da zaten. Çok sert kullanmayı seven birisi değilim. Nazik davranmama rağmen gitti. Sen bir sağa kaç. Heh. Şunun arkasından nemalanırsak orta şerit boş girebiliriz. Şöyle gişelere yaklaşalım. Kaldır ulan illa durduracak işte bakın. Bunu bilerek şey yapmışlar. Önceden açılıyordu. Buna da çarpmışlar mı? Yürü artık ya. Önceden daha çabuk açılıyordu. Hız kesmeden devam edebiliyorduk ama şu an durdurdu. Durmamıza zorladı yani. Gişelerde FPS'imiz 100'e kadar düştü. Tabi bu oynak ya. Yer yer değişiyor. Her zaman olduğu gibi. Aman kasma olmasın da drop yemeyelim.
Bir de eskiden çok oyundan atıyordu. Mod kaynaklı olsa da modlarla uyumu birazcık ehti yani. Bir daha gişe var. Çok otoban varmış ya. 90'a çıktığımız gibi hop geri düşüyoruz. Sağdan değil düz gideceğiz. Tamam. Bir yandan da bakıyorum ki yolu kaçırmayayım. Neyse, hızımız artmıyor. Hızı sabitleyip ayağımı çekeyim. Pedallar da biraz uzak kaldığı için bayağı uzatmak zorunda kalıyorum ayağımı. Şöyle biraz dışarıdan bakalım da en azından şu yonca dedikleri kavşağa ne derece yapmışlar onu bari görelim ya. Lamia keşfedildi. Gezgin Odysseus. 12'de 1. Tabi başarımlar da elde ediyorsunuz gezdikçe, keşfettikçe. O otomatikte bir rahat. Gerçi düz vitese çok alışkınım. Otobüs peron yaparken bilmiyorum otomatik kullanır mıyız ha? Düz vites kullanmayı düşünüyorum şimdi ama yorumlara belirtin. Nasıl kullanalım? Nerelere girelim? Daha West Balkans'ın dar ara sokaklarını çekeceğim sizlere. Çok güzel yerler var. Yani mahalledeki çöp konteynerlarına kadar düşünülmüş. West Balkans gelmiş geçmiş en güzel DLC'lerden olmuş. Gezdim bir iki ama çok keşfetmediğim yerler de var ya. Çok fazla gezmedim. Etkinlik yaparken gezmiştim. Ama çok da aklımda kalmadı, yalan yok. Şöyle biraz yavaşlamak istiyorum. Tırı devirmeyelim. Biliyorsunuz ki tırı devirince F7'ye basıp servise gitmek zorunda kalıyorsunuz. Sıfır kamerası çalışmıyor. Ve o da yükü iptal olmasına sebebiyet veriyor. Bir gişelere daha yaklaşıyoruz. Amma gişe geçtik ya. Neyse bakalım geçelim. Şöyle bir sola atlayayım. Neyse. Boş gişe yok, mecbur bekleyeceğiz. Enter. 35 euro. 35 euromuzu da ödedik. Devam edelim. Bu orta şeritte duranlar neden böyle dörtlü yakıyor? Çarpıyorlar mıdır nedir anlamadım. Yoksa yapay zekanın geri zekalılığından bir tanesi mi? NPC'lerin gelişmesi lazım artık ya. Yaya falan da konsa. Yol vermemiz için toplu şekilde bekleseler, durup onlara yol versek dörtlü yakıp, zaten son 2 yılda falan felaket derecede yayalarımıza önem geldi. Ben de bir yayayım zaman zaman. Durup yol veriyorum. Yol vermeyene de sövüyorum. Yalan yok. Bu tür şeyler görsek çok iyi olacak oyunda. Yakıtımız ne alemde, iyi var. Rampa tırmanıyoruz galiba, iyi bağırdı. Neyse ki çekildi. Orta şeritten devam. Karanlık tabi bitmedi gitti. Saat 2 dakika diyor. Gece 5. Herhangi bir gişeden vesaire geçmezsek, süre uzamazsa gece 5-6 civarlarında varmış olacağız.
Bu arada yeni sistemimle çekiyorum bu videoyu arkadaşlar size. Zaten tanıtımını yapmıştım kanalda. Hop. Tanıtımı izlemeyenler, izlemek isteyenler ise şuraya kartlara bırakıyorum. Şurası mı, şurası mı? Kartlardan izleyebilir. Sistemimin tanıtımını yapmıştım. ...449 kilometrelik yolumuzdan 180 kilometre kaldı bile. 4 milyon 306,5 milyon param varmış benim. Bayağı şirket kazanmış ya. Ben bakmadım ki, tır alıp şoför atadım. Tır alıp şoför atadım. Tabii ki de başta o tırları alabilmek için bir para eklemesi yaptık, yalan yok. Ondan sonrasına bıraktık. Kendi tıkır tıkır tıkır. Zaten ihtiyacımız da olmadı paraya çok. Bir de seslere güncelleme yapmışlar galiba. Eskiden sadece duyardık. Şu an kulaklıklardan bayağı bir hissettiriyor. Bu motorun gürlemesi diyeyim de o şekilde anlayın. Önceden sadece duyardık ama baya baya derinleştirmişler. Baslı geliyor ses. Gürlüyor resmen yani. Güzel olmuş ama hoşuma gitti. Sesler önemli. Sol şerit de iyi akıyor. Abicim ben bir sola geçebilir miyim? Derken önümdeki de gaza bastı bak. Sollamayı planlıyordum. Geçmiyor ki 90'a basayım gaza. 380. Ha, zaten tıkanacak bir şeylerdi. Hemen sağa atalım. Soldan geçmek isteyenler var. Selektör atıyorlar mı acaba? Atmıyorlardır ya. O kadarını yapmamışlardır. Buradan düz. Yol ayrımını kaçırmamak için bakıyorum ara sıra. Çünkü kaçtı mı sıkıntı. Oradan dön gel geri gir falan. Lan sen niye geliyorsun önüme? Şimdi kırma bir de önüme de. Niye geçti şimdi bu sola? Dümdüz yolunda gitseydin ya. Evet, az önce sizlere NPC'lerin geliştiğinden, yapay zekanın güzelleştiğinden bahsetmiştim ama çok da fazla gelişmemiş ha. Şimdi geçti daha. Niye geçti ki sola? Ne bileyim, bazen anlam verilemeyecek şeyler olabiliyor. Tünele geçeceğiz. Galiba bir tünel işareti gördüm. Kontrol noktası mıydı? Yok, tünelmiş, tamam. Tabii ki girişte kontrol noktası var. Yansıma detayları artırılmış. Farlar biraz daha homojen olması gerektiği gibi eskiden çok kesik görünüyordu. Yeni güncelleme ile ben bayağıdır video atmıyorum ETS ile ilgili. Bayağı şeyler gelmiş yani, arayüz değişmiş falan filan. Tabii ben bunu çok daha önce fark ettim ama videosunu atmadım. Bu ETS ile ilgili uzun süredir ilk videom olduğu için bahsediyorum. Hani günaydın uyan da balığa gidelim falan demeyin. Oynuyordum, giriyordum ama işte size bahsetmek istedim. Yakıtımız yarıya indi. Bayağı yakıyor ya Volvo. Yakıt tüketimi fazla. Depo 800 litre olmasına rağmen bir kişilere daha yaklaşıyoruz. Bayağı kişiden geçtik bugün ya. Ama 70 küsur kilometre yolumuz kaldı. Umarım şehir içine girerken güzel manzaralarla karşılaşırız. Temennim o yönde. Sakın sağa geçme. Tır devam etti. Burası açık. Ben de buradan devam etmek istiyorum. Ödendi. Bak aç. Heh. Burası hızlaştı. Deminki gibi durdurmadı. Bak bu ortadaki gene duracak. Dörtleri yaktı. He. Sağdan gelene yol veriyorlar. Tamam. Şimdi anlaşıldı. İyi. Yapay zeka hatası olmasın da trafiğin... Çünkü çok eleştiriyorum trafiği ya. Çok eksiği var. Bu güzel olmuş.
Ben de biri çarptı sanıyordum kaç defadır. Neyse, problem değil. Bu tırın dış görünüşü çok güzel ama içini pek beğenmiyorum ya. Dışı çok güzel görünüyor tırın ama iç dizayn görsel olarak evet, ama konsol olarak yani bir MAN gibi değil ya da bir Mercedes gibi değil. Scania'nın yenisi güzel ama eskisi biraz daha, ne bileyim, ben King of Trot zamanından geldiğim için eskisinde bir ayrı yeri var bende diyebilirim ya. Şöyle sağa atlayalım da 40 kilometre yolumuz kalmışken yol ayrımı falan vardır şimdi, içe ileride kaçırmayalım. Bayağı da ilerideymiş ya, buradan değil. Biz düz gideceğiz zaten, solu işaretlemiş. Bunlar da dönmeyecekmiş. Önüme atlayınca ha, dönecek. Oo, çift şerit. Normalde tek oluyordu ama güzel güzel. Bu kavşaktan değil de Yonca. Yonca'dan değil de ileriden döneceğiz biz de. Buradan. Evet, buradan mı? Hayır. Oo, çok karışık. Bir sonrakinden. Bakın, bunu bir karıştırsaydık var ya, yanmıştık ha. Tuh. Kim bilir nerelerden dönüp gelecektik. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Otoban bitti diyor. Ve bir giriş yapalım bakalım şöyle Selanik'e. Canımız, ciğerimiz, atamız doğduğu yer. Sinek bir git. Atamızın, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün doğduğu yer Selanik'e hoş bulduk efendim. Şöyle genişten alalım. Bayağı dar tahmin ettiğim üzere. Selanik keşfedildi. Bir benzinliğimiz var. Buradan sola, yo, bir sonrakinden sola döndürüyor. Container Port ileride. Şöyle biraz bakalım. Persefon Dekor. Oo, buradan döneceğiz biz. Şöyle biraz etrafa bakış atalım. Şu dar yola gireceğiz. Neyse, çok fazla bekletmeyelim. Şöyle biraz daha geniş alırsak olur galiba. Hoppa. Döndük mü? Evet. Burası sanayi kısmı gibi bir yer. Sanırım şehir merkezi için. Neyse, sonra bakarız onlara da. Onların da detaylı videosu gelebilir. Söz vermeyeyim ama şimdiden buradan değil, bir sonrakinden. Karışık. Ha, şuraya da çıkıntı yapmışlar. Aç kapıyı Veysel Efendi. Hemen şöyle gelelim. Enter diyelim. Şu anda acelem var, geç diyelim. Hemen bir bakalım. Hemen göster, devam et dedik. Ve iki taneyi saydı arkadaşlar. Atina'dan çıktık Selanik'e. Şimdi şunu da belirteyim sizlere. Şu listedeki bulunan herhangi yerden başka bir yere 200 kilometre üstü taşıdığınızda geçerli, veya o taraftan yurt dışı olsa dahi bu şehirlere taşıdığınız yükleri geçerli sayacaktır. Çünkü açıklamada da o şekilde yazıyordu, ama burada bulunan şehirlere de taşıyınca görmüş olduğunuz üzere iki tane sayıyor arkadaşlar. Ben şu tüm yükleri tamamlayayım, videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, 14 tane yük teslimatını tamamladım. 15. son, şöyle de göstereyim. 15'te 14 diyor. Bir tek Midilli kaldı. Adaları özellikle beklettim ki bir tanesini en azından görebilin diye. Çünkü çok güzel adalara gittim. Mükemmel manzaralar vardı. Yeni şehirden aldım işi. Yeni şehirden çıkacağız. Lamya üstünden bu sefer.
Atina'da feribota bineceğiz. Atina'ya inip Atina'dan hop şöyle Sakız Adası'na geçeceğiz. Sakız Adası'ndan tekrar binip Midilli Adası'na geçeceğiz. Zaten Midilli'de ufak bir güzergahımız var. Umarım Midilli'ye hiç gitmedim bu arada. Hep beraber göreceğiz. Son teslimat. Hadi bakalım şöyle kontağı açıp. Videoda uzun oldu. Biraz acele edelim. Çok da fazla uzun olsun istemiyordum ama. Zaten ödülümüzü World of Trucks'tan geldiğini sizlere göstereceğim. Topluluğun kilometresi tamamlanmadı henüz ama. O bitince de ödülümüz gelir. Sizlerde de gelir. Hop şöyle genişten alalım. World of Trucks'a zaten daha önce de söylediğim gibi bağlı olması gerekiyor hesabınızın. Bunu tekrar tekrar belirtiyorum ki belli kısmını kaçıranlar tekrar duyabilsin diye. 308 kilometre karayolu, 400 küsur kilometre tam da hatırlamıyorum deniz yolunu ama 400 küsur kilometre de deniz yolumuz olacak. Şöyle hızımızı da sabitleyelim. Seni bir sollayayım ben dayı. Yani arkadaşlar bu gelen ödül çok bir şey değil. Hani parasal yönden bakıyorsunuz. Tabii ki de parayla satılıyor. O item ama. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Koleksiyonluk biriktiriyorsanız veya bekletirseniz. Hani diyorlar ya bekletirseniz düşer. Evet genel olarak doğru yalan değil ama benim beklettiğim bir kabin aydınlatması mı aksesuar mı ne tam hatırlamıyorum. 0,70 dolar gibi bir şey ediyordu. Dedim satmaya gerek yok koleksiyonu at kalsın. Ama bir baktım bir gün 9-9,5 dolar mı ne olmuş. Hemen satmıştım. Şu an ne kadar bilmiyorum. Tabii tekrar düşmüştür bilmem ne olmuştur bilmiyorum. 1,5 sene falan oldu tabii. Ödülü alalı. Steam'de dolara geçince dolar üstünden sattım. Tabii ki de TL'ye çevirdim mi çok iyi bir para ediyor. Ne aldım? Rust aldım. Onun yerine yani bu şekilde de bekletebilirsiniz. Veya kullanabilirsiniz. Aksesuar olarak koyarsınız. Artık ne yapacağınız beni pek ilgilendirmez. İstediğiniz gibi değerlendirin. Tepe tepe kullanın. Ama etkinlik yapmak İşte etkinlikleri yaptıkça yeni yerleri görmek. Mesela biz bu etkinliği yapmıyorsak belki 2-3 yer gezer, sonra başka bir yere atlarız veya başka bir yük alırız. Bu ülke sınırları içerisinde kalmaya çalışmayız. Bu sayede hem güzel yerleri görüyoruz. Görev tamamlayayım diye hem de gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde etkinlik yapmış oluyoruz. İş teslimatını tamamlıyoruz. Zaten topluluk kilometresine de katkıda bulunmuş oluyoruz bu sayede. Ben bir sol atlayayım mı? Sen kapatıyorsun ama ben bir geçeyim. Adalar çok güzel. Adalarda böyle manzaralar, yollara taşan oturma alanları, kafe önleri, masalar koyulmuş vesaire. West Balkan'ı andırdı biraz. Genellikle otoban gişelerden geçtim ama tabii ki de çok ufak bir kısımda toprak yol denk geldi. İstiyorsanız yorumlarda belirtin o yolları veya şeylere çekerim sizler için veya ayrı bir videoda ele alabiliriz onları. Ya onlarda sıkıntı yok. Yani DLC'ye sahip olmayanlar için gezdiririm. Zaten DLC'yi alırsanız kendiniz gidip görebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Yakıtımız full. Çok güzel yerler var yani. Ben hani öncelikle şuna bakıyorum DLC aldığımda. Tekrar söylüyorum. Parasının karşılığını veriyor mu? West Balkan mükemmel ötesiydi mesela. Ona daha da fazla para vermiştim. Bu Greece yani Yunanistan DLC ona nazaran biraz daha uygun fiyatlı geldi. Ama bu da parasının karşılığı. Hayır 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 retarder çekme. Hızlansın. Ufak bir kısım vardı. Şehir içinden hafif böyle yokuş döne döne tırmanıyorsunuz. Baya bir rampa çıkıyorsunuz. Çok hoşuma gitti mesela o yerler. Ben de şuradan geçeyim. Orta şerit zaten bekleyecek. Bize yol verecek. 35 euromuzu ödedik. Hadi aç kapıyı.
Şöyle kökleyelim. Şanzıman kısa, o yüzden biraz geç hızlanıyor. Ama rampalarda bana mısın demiyor. Bu sayede bir avantaj. Midilli Adası'nda biraz indiğimiz yerden varış noktasına mesafe güzel oldu. Çünkü biraz gezebileceğiz, görebileceğiz bu sayede. İnşallah diğer adalar gibidir. Orayı en sona bıraktım işte, son teslimata. Aslında Selanik'ten yük alacaktım ama 188 kilometre diyordu. Bunun da dipnotunu vereyim buradan. 188 kilometre yazıyor iş. Bir de deniz yolu var artı olarak. Onlar önemli değil. Siz 188 kilometrelik işi aldınız. Biraz da dolandınız keyfi. 200 kilometrenin üstüne çıktınız. Ve teslimatta 200 kilometreden fazla yol yapmış oldunuz. Peki etkinlik kabul oluyor mu? Cevap hayır arkadaşlar. Aldığınız işin 200 kilometre üstü olması lazım. Hatta birkaç yerde yalan yok, kurnazlık da yapabilirsiniz. 200 kilometre üstü bir iş aldım. Fakat dedim ki ben şuradan şu adaya geçerim. Oradan da tekrar biner şu adaya geçerim. Oradan yolu çok güzel kısaltmış olurum dedim ve o şekilde tamamladım. 200 kilometreyi bulmayan bir mesafemde işi saydı. Sen 200 kilometre üstü bir iş al da nasıl gidersen git diyor yani kısacası. Sol şeritten de basan basana. Şu şehir çıkışlarında neden gereksiz yavaşlıyor trafik bilmiyorum ya. 130 oluyor böyle mesela, 80 hız sınırı var tam çıkışında. Oraya da geçiyorsun, 130 oluyor. 130'u geçiyorsun, hop birden fren atıyorlar önünde. Bu bir hata mı ne anlayamadım. Böyle gereksiz bir durumu var. Bakın manzaralar birazcık dağlık alanlar göründü. Ama şehir içine girince tabii ki de daha güzel manzaralarla karşılaşacağız. Şu an doğa manzarası eşliğinde yolumuza devam ederken bir kilometremiz düşüyor. Doğayı bir ayrı seviyorum. Şehir içini bir ayrı. Gerçekten güzel olmuş ya DLC, yalan yok yani. Keşke toprak yollar fazla olsaydı, o zaman tadından yenmezdi. Biliyorsunuz ki ben böyle uçurumlu, toprak yolları, dar sokakları, virajlı alanları çok seviyorum. Dümdüz gitmek acayip sıkıyor. Yine bir gişeler. Gişe, bol bol gişe. Sağdan açıyor musun? Hah, iyi açacak. Güzel. Birkaç kere geri dönmüşlüğüm oldu çünkü. Kapalı olup hadi bas bakalım geri bu sefer. Oyunun optimizasyonu çok güzel olmuş ama FPS yer yer düşüyor. Acayip düşüyor. Yani gene optimizasyon sıkıntısını gösteriyor tabii ki bu FPS'in düşük olması, ama herhangi bir stutter, herhangi bir drop vesaire durumları olmuyor. Tekrar tekrar söyleyeyim bunları. Belki mod kaynaklı da olabilir benim hesabımda. Bilmiyorum onu tam. Ham oynanılanla illaki biraz fark eder. Oh, tüneller 10 numara. Biraz da rampa çıkıyoruz galiba. Aracımız zorlanıyor. Araba basıyor, ben basıyorum. Araba basıyor, ben basıyorum. Hadi bakalım kapışalım. Kim geçecek? Tabii ki de o geçecek ama zaten 90'da tıkanacağız. Hızlanır şimdi o. Hadi bir git daha. Motor sesini dinliyorum 2 saattir.
Şöyle biraz daha fazla göstereyim doğayı sizlere, dışarıdan süreyim de. Gerçi çok da ekstrem bir manzara yok. Dağ tepe ama. Oh be. Bu çevresel sesler biraz artmış. Kısmama rağmen geliyor yani. Önümüzde rampa. Atina'ya doğru iniyoruz yavaş yavaş. Ha, otobüs bana yetişti. Gerçi şunlar yardırıyor, sınırına pek uymuyorlar ama biz 90'da sınırlı kaldık. Bu sefer gündüze denk geldik. Gündüz gidiyoruz. Yağmurlar yağdı, bilmem neler oldu. Su sıçratma efektleri güzel olmuş. Çok beğendim. Onu da söyleyeyim buradan. Tekerlerin etrafından gayet güzel görünüyor. Lan çekme şu retarderı. Zaten önümüz rampa. İki tane mor ağaç var şurada gözüme ilişen. Yalnız kalmışlar dağda. Aha. Burada bir çalışma mı var? Şirket galiba. Bu tip yerlerden geçerken şöyle üst geçitler var, kafeler oluşturulmuş. Gerçekte de var muhtemelen ki oyunda da yer vermişler. Hatta şöyle biraz dıştan göstereyim. Gerçi burada kafe yok ama olanına denk geldim. Burası baya baya heybetli bir üst geçit. Ufak tefek şehir yerleşkeleri var. Kasaba gibi yerlerden de geçtim. Gir çık yapar gibi böyle. Balkan Mart. Dayıcım ben bir sola geçeyim mi? Dur sen. At freni. Marco Polo. Marco Polo. Biz sağa kıvrılacağız buradan. Yol ayrımına geldik. Elefsina. Korintos. Korintos tarafına döndük. Gişe var. Hop de yavaş. Kapatmadan geçebilir miyim yoksa inşallah geçerken kapatmaz. Tamam, kapatmadı. Oh, burası da darmış. Keşke sağdan atlasaydım ya. De hadi bir yürü ya. Şuradan geçebiliriz. Kaldırıma çıktık biraz ama olsun. Tamam anlıyorum. Kontrol iniyor ama beklemenin de bir anlamı yok. Video zaten çok uzadı. Tek videoda çıkartayım diye uğraştığım için.
İleriden tekrar sol yapacağız. Korintos. Düz. Tiva sağ. Elefsina. Sağdan sola. Otoban bitti diyor. Güzel. İyi. Zaten geçecektim ama şansımıza yeşil yandı. Hayır. Buradan da sol yapacağız. Şöyle bir dönelim bakalım. Feribota gelmemişizdir daha ya. Daha var diye tahmin ediyorum ama. Ha, Midilli Adası'na da gideceğiz ama ufak bir mesafemiz var. Ya gelmemişizdir daha ya. Olmadı o kadar. Deniz kıyısı. Manzaralar güzel ya. Atina. Göründü ama daha dolanacağız. Sanayi. Şöyle göstereyim. Giriyoruz galiba yavaştan. Sanayi tarafından başladık. Şöyle patlamadan da bir geçebilirsek. Bir sağ bir sol. Eyvah, burası biraz keskin gibi. Evet, yavaşla yavaşla yavaşla. İyi, şansımıza yeşil de. Maalesef ilerlemiyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani bayağı da liman. Ben şöyle dıştan göstermeye çalışayım da. Bir yandan da arabayı şeritte tutabilirsem. Buraları sıfır kamerasıyla gezmek lazım aslında. Buradan sağa. Biz de sinyalimizi verelim şöyle. Şu geminin büyüklüğüne bakın. Şuradan geçebilirsem iyi olacak. Sola döneceğiz. Bana bir yol. Evet, artık biniyoruz. Feribota gelmişiz. Wow, buna mı bineceğiz? Ha. Bayağı da büyükmüş ya. Feribot zaten büyük olur ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Şimdi buradan Sakız Adası'na, Sakız Adası'na tekrar indi bindi yapıp Midilli'ye. Midilli'de güzel manzara olacağını düşünüyorum ama. Adalar çok güzel. Hoppa, enter. Hemen şöyle Sakız'a bin diyoruz. Adamıza bir geçelim. Oh, akşam olmuş. Şöyle geniş alalım da direkt buradan biniyoruz. Ha, ikinciden. Yok. Normalde şuradan U çekip binebiliyoruz bazı yerlere gitmek istediğimizde. Öyle de olabiliyor. Bazen şöyle dışarı çıkıp
İkinciye de binmemiz gerekebiliyor. Böyle genişten alırsak güzel olur. Hah. Tamam, buna buradan bineceğiz. Midilli'ye bin bakalım. Umarım hava da aydınlanmış olur ya. Dedim yok. Tam da gecenin karanlığına denk geldik şansa. Neyse, gece manzarasıyla görmüş oluruz. Ne yapalım? Hoppa, biraz keskinmiş bura. Gelen yok. Oh, dar sokaklara bakın. Sola döneceğiz ama şöyle bir göstereyim size. Vay, şurada bir anıt var. Durun bakalım bir. Video çok uzadı biliyorum ama. Oh. Şu G-Fly Speed'i hemen ben bir ayarlayayım 50'yi. Ha. Tabi Yunanca yazıyor, bilmiyorum. Şöyle bir dönersek etrafında. Vay 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 vay. Değişik. Şuradan gideceğiz şöyle. Neyse, biraz aracın içinden devam edelim. Scientia Outlet. Adanın bir tanesinde koskoca Artemis Otel vardı. Bayağı büyük. Oh, geniş al, geniş 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 geniş. Şuradan sağa döneceğiz. Dar sokağa bakar mısınız? Sıfıra sıfır döndük. Evlerin arasından. Çok güzel ya. Yol çatlakları, detayları. Gerçekten hoş. Yapılar güzel. Burada tümsek mi var? Ha, yok. Yaya geçidi işaretiymiş sadece. İşte bu yollara hastayım ya. Böyle olacak. Otoban, otoban, otoban sürekli sıkıyor valla. Hop. Aman ha. Bir de düz gidersin. Şehir içinden götürüyor bizi. Bakın, şöyle göstereyim hemen bir çay bahçesi. Hayır. Yanlışlıkla konsol tuşuna bastım. Valla ne denebilir ki ya, görüyorsunuz işte. Uğraşılmış yani haritaya. Ben beğendiğim, memnun olduğum şeyleri övmeyi severim. Şöyle uzunları da açayım da ışığın yetmediği yerlerde her ne kadar karşıdan selektör yiyecek olsak da göre göre gidelim bari. Akşam da bir tadı ayrı ama ya buraların. Yani gündüz gelmiş olsak tamam daha net olurdu ama gecenin ışıltısı da bir hoş. Sizi ben bir sollayayım mı ya? Madem yavaş gidiyorsunuz, umarım gelen yoktur. Hayır, ben bir geçeyim, dur. Ha. Buradan biz de sol yapıyoruz şimdi. Artık şirketimize giriyoruz yavaştan. Şurası biraz keskin. Geniş alalım şöyle. Yine sıfıra sıfır döndük. Bu tür yerlerde geniş alın arkadaşlar, bir iki kez ucu ucuna dönerken hafif taktım. Gerçi bir sıkıntı olmadı ama yani devam ettim, takılıp kalmadı. Ama şu an mesela takılıp kalırdık. Allah'tan enter, acelem var, geç diyoruz. Onayla, göster, devam et dedik ve 15'te 15 tikimizi aldık arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen gideceğiz. World of Trucks'tan
ödönümüzü alacağız. World of Trucks hesabından direkt onayladım. Steam envanterime düştü. Fakat şöyle de bir şey geldi. Grumpy Ghost. Bu hesapta yoktu. Teşekkür ediyorum ama kaplamamız şurada. Midnight Dolphin olarak geldi. Şu an 0,64 dolar gibi bir fiyat var. Bana kalırsa bunu satmayın. Baykuş ödülü de topluluğun tamamlaması gereken kilometreler bitince gelecek. Ama bana göre gayet güzel oldu bu ödüller. Teşekkür ediyorum tekrardan ETS'ye. Tekrardan teşekkür ediyorum SCS Software'e. Gerçekten beğendiğim gibi bir DLC olmuş. Tabii aranızda beğenenler de olacaktır, beğenmeyenler de olacaktır. Ben beğendim. Videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.